Cem ne haber ya? Aa, Aziz ne yapıyorsun kardeşim ya? İyiyim Mutlu sana aylar. da. Mutlu aylar sana da. Geliyor musun akşam parti? Geliyorum tabii ki. Hiç kaçırmayayım. Bu arada çekilişte senin ismin bana çıktı. Hadi canım. Ciddi tabii, misin? Aynen. Böyle tesadüf olmaz ya. Senin de bana çıktı. Hadi ya. Tabii ki. Ama ben sana çok güzel bir hediye aldım be abi. Ya bırak ya. Benim aldığım hediyeden daha güzel olamaz. Ya canım nereden biliyorsun? Ya biliyorum çünkü biraz araştırma yaptım da ayıptır söylemesi. Ya işte ailene, arkadaşlarına, seni tanıyan kişilere sordum neyi beğenir neyi beğenmez diye. Hatta babaannenle bile konuştum biliyor musun? Beni duymadı halde bağıra bağıra anlaşmaya çalıştık. Gerçi söylediklerine de pek inanmadım ama. Nasıl inanmadın ya, o benim babaannem. Ya tamam alınma kardeşim ya. Hani şöyle şeyler söylüyor hep. Benim torunum lahmacunu sever, benim torunum çikolatayı sever. Ya ne olmuş kardeşim? Herkes çikolatayı sever. Ya tamam haklısın. Ben şunu söylemek istedim. Hani benim böyle almak istediğim şey gündelik şeyler değil. Sürekli kullanabileceğin şeyler. Benim de öyle zaten. Ama ben de internette bir araştırma yaptım. Seni tanıyıp tanımayan 300 kişiye sordum. Neyi sevip sevmediğini. Ben var ya ne yaptım biliyor musun? 3 değişik semtte, 3 değişik alışveriş merkezine gittim ya. Araştırma yaptım. Ya ben internette oturup saatlerce vakit geçirdim. Ne sevdiğini bulmak için. Ben bize verilen limitten fazla para harcadım. Ya ben neredeyse bir sene para biriktirdim. Ben para biriktirmek için ne yaptım biliyor musun? Bir yıl. Tam bir yıl öğle yemeği yemedim be. Ya canım ben Akbil kartına resmen para koymadım, okula yürüyerek gittim. Part-time iş buldum, bir sene çalıştım. Bence abarttım biraz. Evet biraz abarttım ama bulduğum en güzel hediyeyi aldım biliyor musun? Ben de bulduğum en güzel hediyeyi aldım. Al bakalım. Mutlu aylar. Sana da mutlu aylar. Aa kart da almışsın. Gerek yok da mı sana? Ben sana ne kart koyacağım canım? Abartmaya gerek yok yani. Koymuşsun işte. Ya sen de bana koymuşsun ama. Yok ben almadım kart falan ya. Kim aldı o zaman? Ne bileyim ben. Sevgili Aziz. Sevgili Cem. Ben Göksel Baban. Yani Tanrı. Seni öyle çok seviyorum ki sana verebileceğim en iyi hediyeyi veriyorum. Tanrı'nın verebileceğim güzel hediye? Vay be, nasıl bir şey acaba? Sana oğlum İsa Mesih'i veriyorum. Verebileceğim daha iyi bir şey yok. Aslında sahip olduğum her şeyi veriyorum. Çünkü onu vererek sana kendimi veriyorum. Sana bu hediyeyi ben kendim veriyorum ki sonsuza kadar beraber olalım. Ve de şimdi bana gelip beni tanıyabilirsin diye. Umarım beğenirsin. Hediyen bir nevi barış hediyesi. Benimle senin aranda barış olsun diye. Kendi varlığında derin bir esenlik ve huzur hissedesin diye. Ve çevrendekilerle barışçıl olasın diye. Aynı zamanda bu bir aşk hediyesi. Sana bunu verebilmem için her şeyimi feda ettim. Ama böylece artık korkuyla yaşamana gerek yok. Onun yerine sevgiyi, fedakarlığı, saflığı, onuru, doğruluğu ve kutsallığı öğrenip benim yolumda yürüyebilirsin. Çünkü merhametin zamanı geldi. Seni bitmez tükenmez bir sevgiyle seviyorum. Sadakatim göğe uzanır. Bu yüzden sana bu hediyeyi verdim zaten. Dediğim gibi verebileceğim en iyi hediyeydi. Sevgilerimle Göksel Babam. Vay be. Tanrı bize kendini vermiş. Ve kendini verebilmek için her şeyini de feda etmiş. İyi de biz ona ne verebiliriz ki? Sanırım sadece bizi istiyor.